Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendirelim. Aslında bugün video paylaşımı yapıp yapmamak arasında çok kararsız kaldım. Çünkü piyasada çok bir olay yok baktığımız zaman ve dünkü videoda piyasada çıkan haberler olsun, genel gidişat olsun detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Beklentilerimi net bir şekilde sizlere aktardığımı düşünüyorum. Şu anda piyasaya baktığımız zaman altcoin'lerde güzel hareketler mevcut. Mesela benim takip listemde ve bir miktar sepetimde olan ANT coin'i gün içerisinde %60'lar civarında bir hareket yaptı. BAT coin'i desen ona benzer bir hareket yaptığını görüyoruz. Tabii bunun sebebi biraz da dominans. Dominans verisine baktığımız zaman düşüşlerine devam ediyor ve bizim de 4 saatlikte takip ettiğimiz belli başlı formasyonlar vardı. Ve artık bu saatten sonra 42.50'nin altında kalması bizim için oldukça önemliydi. Şu anda baktığımız zaman da 42.50'lerin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Zaten bu düşüşten dolayı da altcoin'ler ani çıkış fırsatları bulabiliyorlar. Dominanstaki bu düşüşten dolayı. Fakat gene de insanların düne oranla bugün korku katsayılarının çok daha fazla olduğunu Bitcoin'in korku endeksinden görebiliyoruz. Bugün 21'lere kadar geriledi arkadaşlar ve şu anda piyasada çok ciddi bir korku var. Ama bildiğiniz gibi genelde böyle korku katsayısının çok yükseldiği zamanlar aynı zamanda alım içinde en karlı dönemler oluyor. O yüzden ben şahsen şu anda piyasaya düşen Covid ile alakalı haberlerin beklenildiği kadar bir çöküşe sebep olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü daha önce biz bunu yaşadık. Şu bölgede Covid ile alakalı haberlerden ve kapanmalardan dolayı piyasa çok ciddi manada çakılmıştı. Şu anda tekrardan aynı oranda bir çakılma beklemek bence çok yanlış. Çünkü hem Covid olsun hem de kapanmalar olsun artık hayatın bir nevi parçası oldu diyebiliriz. Tabii ki de bir kapanmada birçok sektör kötü etkilenecektir. Fakat büyük şirketler artık online'a adapte olmuş durumdalar. Bundan dolayı ben şahsen bu zamanlarda olduğu gibi bir çöküş beklemiyorum. Şu anda haberlere baktığım zaman böyle bir düşüş beklentine dair haberler pompalanıyor. Ben bunu şahsen biraz yanlış buluyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi birçok büyük şirket şu anda online'a adapte olmuş durumda. Hatta benim arkadaşlarımın çalıştığı birçok büyük şirket bu kapanmalar açıldıktan sonra tekrardan normal çalışmaya dönmedi bile. Hala home office çalışmaya devam ediyorlar. Bu saatten sonra şirketlerde de online'a adapte olan şirketler hayatta kalacak. Adapte olamayanlar da yok olup gidecektir diye düşünmekteyim. Bu haberler de arkadaşlar pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte bir miktar daha geri çekilmeye sebep olabilirler. Ama ben şahsen çok büyük bir şey beklemiyorum. Çünkü dolar endeksindeki haftalık kapanış da bence oldukça güzel geldi. Bakın burada dün haftalık kapanış geldi diyebiliriz. Ve tam olarak bulutun üst noktasında çok güzel bir doji mumu oluşturduk. Ve bu doji mumunun iğnesi arkadaşlar, yukarı yönde iğnesi de oldukça uzun. Bu da bence ekstra iyi bir durum diyebiliriz. Pazar gecesi gelecek olan açılışla birlikte artık dolar endeksinde birkaç hafta da olsa bir düşüş trendi başlatabilirsek arkadaşlar bu tüm piyasalar adına güzel olacaktır. Bu olduğu zaman da şu andaki piyasadaki korkuyu satın alan insanlar çok ciddi manada karlı pozisyona gelebilirler. O yüzden bugünkü videodan ziyade yarınki çekeceğimiz video çok daha değerli olacak. Ama dolar endeksindeki haftalık görüntüyü ben şahsen oldukça sevindirici buluyorum ilerleyen haftalar adına. Onun dışında dominanslık görüntü de güzel. Bu düşüşten dolayı da zaten altcoin'ler ani çıkış fırsatları buluyorlar. Geçenlerde hatırlarsanız AION coin'i 1 saat içerisinde 2 saat içerisinde %120'lik bir hareket yaptı. Bugün belli başlı coin'lerde çok ciddi hareketler mevcut. Dominans böyle devam ettiği sürece de 42.50'lerin altında kaldığı sürece de arkadaşlar 4 saatlikte altcoin'ler bu çıkış fırsatlarını bulacaktır diye düşünmekteyim. Şu anda genel olarak piyasaya baktığımız zaman benim de takip ettiğim, fikirlerine önem verdiğim belli başlı ekonomistler de bölünmüş durumda arkadaşlar. İşte kimisi bu kapanmalardan dolayı çok büyük bir çekince içerisinde, kimisi de benim sizlere anlattığım gibi tamam kapanmalardan dolayı bir miktar piyasalarda geri çekilme olabilir fakat Sonrasında daha öncelerde olduğu gibi yardım paketlerinin vesaire falan açıklanmasıyla birlikte genel olarak piyasalardaki yükselişlerin devam edeceği yönünde fikirleri de mevcut. Ben şahsen ikinci tarafa biraz daha yakınım. Onun dışında altcoin'lerle alakalı da şu anda bence Bitcoin'de oluşabilecek çok büyük bir düzeltmeyi altcoin'lerin çoğu bu fiyatlardayken kaldıramaz diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden çok büyük bir çöküş gelecekse, biz böyle birkaç yıllık bir ayı piyasasına gireceksek bile altcoin'lerde ani çıkışlar görmemiz lazım diye düşünmekteyim. Ki zaten şu anda Ethereum'un haftalık görüntüsü olsun, Total 2'nin haftalık görüntüsü olsun fena değil. Şu anda yaşadığımız bu geri çekilme basit bir retest olarak gözükmekte arkadaşlar. Bildiğiniz gibi AT noktasını kırdık. Şu anda kırılım yaptığımız noktaya tekrardan dönmüş bulunmaktayız. Ve aynı şekilde hem günlükte de arkadaşlar aşağıdan gelen bu yükseliş trendleri Total 2'de olsun, Ethereum'da olsun hala devam etmekte. Ve Bitcoin'e baktığımız zaman da burada aşağıdan gelen yükseliş trendleri günlükte hala devam etmekte arkadaşlar. Bundan dolayı ben şu anda bu şekilde düşünüyorum. Yarınki video biraz daha önemli olacak çünkü kapanışları, haftalık kapanışları konuşacağız. Bugün dediğim gibi video paylaşıp paylaşmamak arasında bayağı bir kararsız kaldım. Ama tamamen rutini bozmamak adına her gün video paylaşıyoruz. O yüzden bugün böyle bir video paylaştım. Şahsen bugünkü video ile dünkü videoyu kıyaslarsak dünkü paylaştığım video biraz daha değerli. Eğer kanala şu anda yeni geliyorsanız, ilk defa izliyorsanız ben dünkü videoyu da izlemenizi öneririm. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.